Bir anlık dikkatsizlik önemli bir sağlık sorununu da beraberinde getirdi. Ordu'da lavabo açıcı içerek yemek borusu zarar gören 3 yaşındaki Defne Yağmur sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Çocuğumuzun içtiği madde bu. Lavabo açıcı diyorlar. Suyla temas ettiği zaman etkisini görün. Misudiye ilçesinde yaşayan Sema ve Musa Çiçekçi çiftinin 3 çocuğundan biri olan Defne Yağmur'un geçen yıl Ocak ayında banyoda kullanılan lavabo açıcıyı içmesi üzerine ağız içi ve yemek borusu zarar gördü. Bunun üzerine aile Ordu ve Samsun'daki tedavilerin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Özofagus'ta yani yemek borusunda daralma saptanan küçük kız gıda ve içecek tüketiminde ciddi sorunlar yaşıyor. Küçük yaşına rağmen 30 kez operasyon geçiren minik Defne her ameliyatın ardından belli bir süre rahat yemek yiyebiliyor. Bir süre sonra katıdan püre şeklinde, daha sonra ise sıvı olarak yeme ihtiyacını karşılayabilen Defne, operasyondan yaklaşık 15 ila 25 gün sonra tükürüğünü dahi yutamayacak duruma geliyor. Anne Sema Çiçekçi, kızlarının çok sayıda ameliyat geçirmesi ve yeme zorluğu çekmesinin üzüntüsünü yaşarken yeniden sağlıklı olacağı günü hayal ediyor. Oğlum doğumu için Fas'a gitmiştim. Normalde Mesudiye'deyim. İşte doğum dolayısıyla Fas'a gittiğimde anneannesinin evinde ne yazık ki anneannesi duşakabinin içine lavabo açıcıyı döküyor, boncuk boncuk olan şeyden. Katı olduğu için akıp gitmiyor tabii ki. Annem mutfaktan sıcak su almaya gittiği sırada bizimki girip ne yazık ki ağzına atıyor. Çığlığını duyunca koşuyoruz banyoya. İlk önce onu attığını anlamadım ağzına. Ağzına yabancı bir cisim attığını sandım ve almaya çalışıyorum ama yani yabancı cisim sandığım şey hani ağzına sığmayan şey meğer diliymiş. Dilini parçalayacak derecede ne yazık ki kızımın ağzını yakmış. Tabii oraları yaktığı gibi yemek borusunu da yaktığı için yaklaşık 2 yıl oldu. Sürekli bununla ilgili operasyon geçiriyor. Yanıktan kaynaklı yutma güçlüğü oluyor. Toplam yapılan operasyon sayısı 30'u buldu ne yazık ki. 30'uncudan hatta bu sabah geldi kızım. Bu şekilde hani sadece açtırma işlemi yapabiliyoruz ve yemek borusu komple yandığı için de operasyonlar da zor geçiyor. Her defasında risk var. Yani yemek borusu değiştirme olasılığını da söylediler bizlere. Ama bu Defne'de şöyle bir sıkıntı var, komple yanık olduğu için sağlam, yani birleşim yeri olarak kullanabilecekleri sağlam hiçbir yeri yok. Gırt labine yanık çünkü çocuğun. Hemşire olan anne Çiçekçi, kimsenin bu duruma düşmemesi için uyarılarda bulundu. Benim bu konuyla ilgili şöyle bir önerim olacak bütün annelere. İnşallah hiçbiri bizim durumumuza düşmez. Düşmemeleri için de ellerinden geleni yapmalarını istiyorum. En azından evlerine kimyasal maddesi sokmak zorunda değiller, bunu yapabilirler. Ben o gün bugündür kimyasal madde sokmuyorum evime. Bunun için mesela lavabo açıcı benim kızımı bu hale getirdi. Lavabo açıcı olarak çok zor bir şey değil. Gidelim ağzına karbonat döküp üzerine limon sıksalar bile yetiyor. Aynı görevi yapıyor. Eğer ki böyle bir durumla da karşılaşırlarsa kesinlikle suyla arındırmaya çalışmasınlar. Kuru bir şeyle silmeye çalışmaları yeterli olacaktır. Belki çok yeterli olmayacaktır ama en azından suyla yıkarlarsa daha kötü sonuçlarla karşılaşabilirler. Baba Musa Çiçekçi ise kızlarını yemek borusunu genişletmek için 15 günde bir İstanbul'a tedaviye götürdüklerini ifade etti. Daha çocuğumuz 3 yaşında. 3 yaşında olmasına rağmen 30. kez ameliyat oldu. Yani ameliyat masasına yattı. Bizim beklentimiz bu konuda ülkemiz tıp konusunda ilerledi. Belki başına inşallah gelmemiştir kimsenin ama gelenler olmuştur. Farklı bir tedavi yöntemi vardır. Yani biz de çocuğumuzun rahat yutkunabildiği, hiç ameliyat olmayacağı bir geleceğini istiyoruz. 15 günde bir tedavi görüyor, narkoz alıyor. Yani bu sadece iyileşiyor ama süreç narkoz alması daha da tehlikeli. Sürekli masaya yatması her zaman riski var. Yani bizim isteğimiz yetkililerden, belki bilir kişilerden yani bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Ordu PTT Baş Müdürlüğü